Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan kıyır kıyır tam ölçüsünde tuzlu kurabiye tarifi paylaşacağım. Dilerseniz pastaneden aldıklarınızı aratmayacak bu nefis kurabiyelerin yapılışına hemen başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram tereyağı, 2 çay bardağı sıvı yağ, birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 tane yumurta, 2 çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı sirke ve son olarak toplamda kullanacağımız 6 su bardağı unun bir kısmını ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Kullandığımız un miktarı unun kalitesine veya diğer malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrol olarak eklemenizde fayda var. Bu arada merak edenler için sirke kurabiyenin kıyır kıyır olmasını sağlayacak tadını kurabiyede hissetmeyeceksiniz. Toparladığımız hamuru şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Önce hamurdan büyük bir parça alıp tezgahta elimizle rulo haline getirelim. Parmak uçlarımızla bastırarak hamuru biraz düzleştirdikten sonra bir bıçak yardımıyla verev şeklinde eşit büyüklükte keselim. Bu hamurla istediğiniz tüm şekillerde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Çok kolay şekil alan yumuşak bir hamur, dilediğiniz şekli rahatlıkla verebilirsiniz. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 70 tane kurabiye elde ediyorum. Bu sayı kurabiyelerin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Tüm hamur bitinceye kadar şekillendirdiğimiz kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Ayırdığımız yumurta sarısını da üzerlerine sürelim. Bu arada yumurta sarısına biraz sıvı yağ ilave ederek kıvamını açabilirsiniz. Ben kurabiyelerimin yarısına susam ve çörek otu, diğer yarısına da mavi haşhaş serptim. Bu aşamada tercih tamamen sizin. Evinizde hangi malzemeler varsa onları kullanabilirsiniz. Hazırladığımız kurabiyeleri önceden 170 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 20 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda kurabiyelerimizi fırından alalım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Sıcakken kurabiyeler çok yumuşak olacağı için kolaylıkla dağılabilirler. Pastaneden aldıklarınızı asla aratmayacak, hazırlayıp buzluğa da atabileceğiniz bayatlamayan çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu arada tarifi deneyenlerden her zaman yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyorum. Biliyorsunuz Nefis Yemek tariflerindeki tüm tarifler sizlerin deneyimleri ve fotoğrafları sayesinde çok daha güvenilir. Şöyle bir çatalla ezerek sizlere kurabiyenin kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Yerken ağza dağılacak tam ölçülü bu nefis kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.